Sevgili dostlar merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün konuğum, değerli kız kardeşim ama aynı zamanda imaj ve marka uzmanı değerli Ayça Kuru Hanım. Hoş geldiniz efendim kanalımıza. Hoş bulduk efendim. Genelde kanallara konuk olmuyorum ama bu kanal hem çok kıymetli bir kanalı olduğu için hem de sevgili ve saygılı Aydın Sercer Kuru Öz abimin kanalı olunca tabii ki misafir olmam gerekiyordu. Evet biraz geç misafir oldu ama geç olsun güç olmasın derler değil mi? Evet yani görüyorsunuz yani buraya bile ikna etmek için bayağı bir uğraştık. Yani diğer kanallar çünkü bence yani peşine koşmasınlar. Şimdi kendisini buraya özel bir konu için çağırdım. Uzmanlık alanı bir konu için çağırdım. Etkili ve güzel konuşma. Şimdi hocam siz de güzel konuşuyorsunuz yani. Şimdi Ayça Hanım'a ne gerek var? Siz de anlatırız diyebilirsiniz. Hayır arkadaşım. Şimdi işin tekniği var, taktiği var, ilmi var. Bu işin yıllarca yapılmış eğitimleri var, yazılmış kitaplar var. O yüzden Ayça Hanım şimdi bana da sizlere de etkili ve güzel konuşma nasıl olur anlatacak. Güzelce dinleyin. Böyle de siz de etkili konuşarak insanları daha iyi ikna edebilecek, onlar üzerinde güzel bir etki bırakabileceksiniz. Evet değerli Ayça Hanım, ne yapalım şimdi biz? Nasıl etkili ve güzel konuşalım? Anlatın bakalım bizlere. Teşekkür ederim. Etkili ve güzel konuşma ile ilgili bu videonun şöyle bir özelliği de olacak. Efendim etkili ve güzel konuşma ile ilgili bir kitap da yazdım. Bu kitap bir 2 ay 3 ay sonra yayınlanacak. O kitaptan önce aslında bu sizin için bir alt zemin olacak. Hayatımızdaki en güzel şeylerden birisi şu anda duyduğunuz gibi sesi güzel kullanabilmektir. Doğru kullanabilmektir. Ama işte ben bunu nasıl yapmam gerekiyor diyeceksiniz. İşte taktikleri vermeye hazırız. 5 taktik deriz buna, 7 taktik deriz. Şimdi videoda yavaş yavaş ilerleyeceğiz hocam. Öncelikle herkesin sesi değişebilir. Şimdi biz sesimizi doğru kullanamasaydık çok ciyak ciyak böyle bakın bağıra bağıra bir sesle de size sunabilirdim ve bir süre sonra bu videoyu kapatmak zorunda kalabilirdiniz. Ya da merhaba arkadaşlar nasılsınız size etkili ve güzel konuşmayı öğreteceğim dediğinde hepiniz uyuyabilirdiniz. Bunun tınısını ve tonunu bulmanız gerekiyor. Bakın ben sizinle konuşurken ses tonumun şu bölgelerde olduğunu duyabiliyor. Hatta hissedebiliyorum. Tabii ki bu biraz zaman gerekiyor. Neler yapmamız gerekiyor? Bunlardan en önemlisi bir diyafram tekniğini öğrenmeniz gerekiyor. Nedir diyafram tekniği? Efendim bir akciğer nefesiyle konuşma vardır. Bir de diyaframla konuşma vardır. Diyafram şu altta duran kemik gibi sandığımız ama aslında bir kas dokusudur. Diyafram kasımızı kullanmamız gerekir. Bunun içinde diyafram teknikleri vardır. Bununla ilgili yine benim kanalımda da videoya ulaşabilirsiniz. Diyaframınızı doğru kullanacaksınız. Size hemen bu videoda olan bir tekniği öğreteyim. İkide eğilerek konuşmayın. Çünkü bakın ben eğilerek konuştuğumda ses tonum da düştü. Çünkü diyaframımı ezmeye başladım. Diyaframımı ezmedim, kaldırdım. Sesim daha bir yumuşadı veya toklaştı. Erkeklerde toklaşıyor, hanımefendilerde yumuşuyor. Nefesimi aldım burnumdan ve ağzımdan yavaş yavaş o nefes çıkarken konuşmaya devam ettim. Şöyle bir şey de var diye konuşan insanlar var. Bunların nefesi işte tamamen akciğer nefesini kullanmaları. Yani birinci olayımız diyafram nefesini kullanmayı öğreneceksiniz. En önemli tekniklerden birisi bir kere dik durmak. İkincisi bir nefes tekniği öğretelim burada isterseniz hocam. Tamam. Komik de bir teknik. Dilinizi tamamen dışarı çıkartıyorsunuz. Biz yapmayalım tabii şu an videoda. O dili nefes dışarı çıkarttıktan sonra başınız dönene kadar nefessiz kalan bir köpek gibi düşünün. Şeklinde nefes egzersizleri yapın. 3 dakika bunu yaptığınızda 1. dakikada biraz başınız dönmeye başlıyorsa bilin ki aslında sizin vücudunuz yeteri kadar oksijen almıyormuş. İşte bu teknikle birazcık diyaframınız çalışmaya başlayacak. BCDGA biliyorsunuz ki peçete kağıdı Türkçe'de öğrendiğimiz bir harf çalışmasıydı. Kalın ünlüler, ince ünlüler şeklinde. B, C, D bu vurgularla diyaframımızı birazcık daha açabilir, sesi daha da açabiliriz. Bunlar ilk tekniklerdi. Bunları ben anlatıyorum ama tabii yanımda bir üstad olunca çok da rahat anlatamıyorum açıkçası. Kendimle ilgili bir dezavantajdan bahsedeyim. Mesela benim bugün bu videoyu çekerken burnum tıkalı. Çünkü kış ayı geldi, benim bir alerjik sıkıntım var. Evet. Burnum tıkalı olmasına rağmen bakın nefes nefese kalmıyor. Bunun en büyük özelliği diyafram nefesimi kullanmam. Şimdi
güzel konuşma içinde, yani etkili konuşma için bir kere sesinizi doğru ton, yani kafa sesi değil, alt ses değil, bu diyafram nefesini kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yine güzel konuşabilmek için bu sizin alanınız, beden dilinizi güzel kullanmanız lazım. Nedir? Kapatmıyorum, elimi şu şekilde tutmuyorum, işte bütün saçımı önüme atarak yüzümü böyle halka korku filmindeki gibi şu şekilde sizinle anlatmıyorum. Bir kere yüzümü açtım. Saçlar arkada. Şu bölgenin adı T bölgesidir. Siz de çok söylersiniz. İfade ederken lütfen kapatmayın evet. kendinizi diye. Ben oraya T bölgesinizi açın ve ifade edin diyorum. Ses tonunuzu kullanırken hızlı hızlı konuşmayın. Bakın mesela Sayın Hocam'ın videoları tane tane gider. Cümle cümle. Niye? Karşıdaki kişinin anladığı kadar hızdır biz. Hızlı konuşursak hiç kimse hiçbir şey anlamaz. O yüzden tane tane, vurgulu, tonlamalara dikkat ederek. Merhaba ben Ayça Kuru değil mesela. Merhaba es verdim. Ben Ayça Kuru yedirdim. Yani yavaş yavaş, sakin sakin konuşmanız gerekiyor. Birazcık hocam sözü size vereyim sonra geri alayım. Çünkü size de biraz söz vermek istiyorum. Hep konuşunca da korkuyorum yani çünkü hocamın yanında. Kanalı ucundan biraz verdik. Kanal gitmeye başladı evet, yani. Evet kanal öyle olunca biraz vereyim dedim. Yani şöyle bir şey de var, Sayın Aydın Sercer Kuru'nun kardeşi olmak da zor. Sürekli o eğitimleri size veren kişiyle yaşadığınızı düşünün. Yani yalan söyleyemiyorsun, algıda oyun yapamıyorsun, ikna edeceksin, adam taktikleri biliyor yapamıyorsun. Çok zor bir şey tabii bu, değil mi hocam? Şimdi şöyle, şimdi Ayça Hanım'ın bütün söylediklerine katılıyorum. Hep son derece doğru, yerinde. Arkadaşlar temel olarak, total bir imaj vermeye çalışın. Yani sesinizin tonlaması, vücudunuzun şekli, vücudunuzun duruşu, ellerinizi kullanma şekliniz, sesinizin yükselmesi veya alçalması. Ama hepsinden daha önemlisi samimi olmanız, yapay olmamanız. Yani mesela biz şu anda bu konuşmayı bir prompter'dan okuyor olsaydık bu etkiyi veremezdik. O yüzden prompter yerine doğaçlama olarak kendi içinizden gelerek konuşmak da ekstra bir etki verir. Ama temeli şudur. Anksiyete halinde, yani sürekli bir acaba ben şu an iyi konuşabiliyor muyum? Acaba benim hakkımda iyi düşünüyorlar mı? Acaba şu anda çuvallıyor muyum diye kafanızın içinde kurdukça anksiyetiniz artar, hızlı konuşmaya başlarsınız, eliniz ayağınız titremeye başlar, koyacak yer bulamazsınız. Otomatik olarak vücudunuz kapanmaya başlar, yani savunma psikolojisine girersiniz ve verdiğiniz imaj da ona bağlı olarak problemli olur. O yüzden önce şu kafa olarak bir rahat olmak lazım, bir. Samimi olmak lazım, iki. Ondan sonra Ayça Hanım dediği gibi duruş, nefes, tonlama, bunlara dikkat etmek lazım, üç. Tavsiyem, imkanınız varsa lütfen Ayça Hanım gibi eğitmenlerden bu işin bir eğitimini de almanız önemlidir. Ayça Hanım'ın kitapları var bu konuda, okumanız da önemlidir. Çünkü bilgi her zaman ne diyoruz? Güçtür. Tabii kullanmasını bilene. Tamam, kitaplarla ilgili şunu da söylemek istiyorum. 2021'deyiz, farkındayım. YouTube var, işte bir sürü televizyon var, işte bölüm filmler var derken kitap okumayı unutuyoruz. Efendim siz kitap okumazsanız beyniniz küçülmeye başlar. Bu nettir. Zaten evet şu anda yine biz bir YouTube kanalındayız. Lakin biz sizi pekiştirebilmek için birçok kitaplar yazdık. Sercer Bey algı yönetimi üzerine kitaplar yazdı. Hatta yeni kitabı da yine propaganda ve algı yönetimi üzerine. Ve dil o kadar güzel bir dil ki, yazım dili. Bir saniye, yani çok bir çırpıda okuyabiliyorsunuz. Aynı şekilde ben kendi branşım olan zarafet üzerine yazdım. Kitap okuyun. Tabii ki roman okuyun. Tabii ki işte sevdiğiniz kitapları okuyun ama kişisel gelişim kitabı okumak da sizin daha etkili konuşmanızı sağlar. Çünkü bilgili, bilinçli insan daha etkili, daha verimli ve daha dikkat çekici olabilir diyorum hocam. Sağ olun Ayça Hanım. Teşekkür ederim. Sizden ricamız olacak. Hani arkadaşlara da bana da şöyle ufak bir tüyo, ufak bir pif noktası bu diksiyon konusunda hemen kullanabileceğimiz, hemen şimdi bunu kapatır kapatmaz kullanabileceğimiz bir pif noktası, bir tüyo verebiliyor musunuz? Tabii ki verebiliyorum. Mesela bu etkili ve güzel konuşmayı
ilk buluşmada yapacağız diyelim. Hı hı. Ya da ilk iş görüşmesinde yapacağız diyelim. Hı hı. Burada adrenalinimizi aşağıya çekmeyi bilmemiz gerekiyor. Hı hı. En güzel şey nefestir. Bir insan nasıl burnunu kapadığında 3 dakika mı yaşayabiliyor maksimum? Ne kadar yaşayabiliyor? Nefesini tuttuğunda ölüyorsa demek ki nefesimizi doğru kullanmamız gerekiyor. Siz adrenalini düşürebilmek için çek burnundan nefesi. Ve 10 saniyede yavaş yavaş ver. Bunu 3 kere deneyin. Bu bir kere sizi sakinleştirecektir. İkinci püf noktamız da yine dik durduktan sonra bunu yapmanız ve tebessüm etmeniz. Ben çok etkili konuşuyorum. Kendiniz inanın bir kere. Ben etkili konuşuyorum. Ben güzel konuşuyorum. Ben yaparım. Ben ederim. Ayna, siz hep aynalama tekniğinden bahsedersiniz. Ben de hep derim ki çünkü imaj eğitmeniyim ya. Açın aynayı, aynaya bakın. Aynada konuşun. Hatta bununla ilgili bir film bile vardı. Ben dünyanın en güzel kadınıyım diye bir film vardı. Orada onu söylüyordu aynada. Evet, aynada konuşun. Siz en doğrusunuz, en yakışıklısınız, en güzelsiniz, en başarılısınız. Kendinizi böyle bilirseniz beyinde evet ben başarılıyım, daha da başarılı olacağım. Ben de iyi konuşuyorum, daha da iyi konuşacağım der. Bu şekilde deyip ben kapatıyorum hocam. Evet, sevgili dostlar, teşekkür ettiğimiz için özetlersek, toparlarsak. Birinci olarak zihin yapımız, yani kendine güven. İkinci olarak doğru teknikleri kullanmak, nefes tekniklerini, duruşları doğru kullanmak. Üçüncü olarak da samimi olmak, içten olmak, doğruyu söylemek, gerçeği söylemek. Evet, çok sağ olun canım. Teşekkür ederiz. Evet, sevgili dostlar, İzmir'den sevgilerimiz ve saygılarımızla hoşça kalın.